Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sevgili yepyeni daha bir video arkadaşlar. Bu videoda antrenör kariyerinde nasıl paranızı bir şekilde getirip istediğiniz futbolcuları alabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kariyer videolarına devam ediyoruz ve ben de yani çok istek aldım. Pogba'yı almak istiyoruz, alamıyoruz vesaire falan filan diye. Ben de arkadaşlar böyle bir video çekmeye karar kıldım. Eğer bir videoda arkadaşlar iyi bir beğeni sayısı gelirse kariyer modunda oyuncularınızın hepsinin reytingini nasıl 90'ın üzerine çıkarabileceğinizi göstereceğim. Dediğim gibi iyi bir beğeni sayısı gelirse arkadaşlar o videoyu da çekeriz. Hemen fazla lafı uzatmadan biz videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yeni kariyer oluşturmamız gerekecek. Yeni kariyer oluştururken arkadaşlar kulüp olarak kesinlikle Real Madrid'i seçin. Çünkü ne kadar transfer bütçesi olursa o kadar hızlı bir şekilde paranızı katlayıp daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada Real Madrid seçiyoruz arkadaşlar. Para birimi olarak Avro. Burada arkadaşlar kadro şeyini varsayılan yapıyorsunuz. Kullanılan kadroları varsayılan yapıyorsunuz. İngilizcesi default arkadaşlar. Para birimini de Euro yapıyorsunuz. Zaten orada koskocaman Euro yazıyor. Ardından burada ilerleye basıyoruz arkadaşlar ve varsayılan şekline döndürüldü diyor. Ardından buralar çok önemli değil arkadaşlar. Sallayın buraya. Bir şuraya şöyle İskoçya yapalım ve ilerle diyoruz arkadaşlar. Ardından kariyerimiz başlıyor. Ne yaptık şu ana kadar? Yeni kariyer oluştur dedik. Real Madrid'i seçtik arkadaşlar. Real Madrid'i seçtikten sonra da zaten onun üzerine gittik. Oradan da ne yaptık? Kadroları varsayılan, para biriminde Euro yaptık arkadaşlar. Şu anlık sadece bu kadar ve şimdi kariyerimize başlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yeri herhangi bir şekilde kesmeyeceğim. Ne olursa olsun size böyle dümdüz anlatacağım. Umarım anlarsınız. Bu arada lütfen videoyu tamamen izleyin. Eğer gerçekten anlamadıysanız yorum atın arkadaşlar. Fazla bir yorum kalabalığı olmasını pek istemiyorum. Çünkü herkese açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Eğer anlamadıysanız videoyu bir kez daha izlemeniz inanın sizin işinize daha çok gelecektir. Ardından arkadaşlar burada bir tane save dosyası oluşturacağız. Yeni kariyer dosyasını hemen şöyle silerim arkadaşlar. Yeni teknik direktör 1 yapalım. Hadi abicim. Bir kere şimdi sevlememiz gerekiyor. Ve arkadaşlar burada gelen teklifi reddediyorsunuz arkadaşlar. Teklifi reddettikten sonra zaten direkt antrenör kariyeri moduna atacak sizleri. Tekrardan kariyere basıyoruz arkadaşlar. Mesela biz burada kaydettik ya bundan 3 tane gerekiyor arkadaşlar. Bize aynı şekilde 3 tane dosya gerekecek. Burada mesela hadi abi. Abi niye basamıyorum? Allah Allah. Heh. 2 3 tane gerekecek arkadaşlar bize dosya. Dediğim gibi bunun nedenini sorarsınız bana arkadaşlar. Fazla çok kurcalama gerek yok. Çünkü ben de hani YouTube'da video izledim. Ve çoğu kişi böyle yapıyor. Yani o yüzden fazla bir karmaşık çıkmasını istemiyorum. Onlar ne yapıyorsa ben de aynısını yapacağım. Yani bu arada bunun bulucusu ben değilim arkadaşlar. YouTube'da çok var ama hepsi İngilizce olduğu için ben çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada zaten gelmiş olduğunuz zaman hemen şöyle sezonu göstereyim size. Başladığınız zaman arkadaşlar zaten Temmuz'un 1'inde başlıyorsunuz. Ve bu da çok iyi bir tarih. Ve bu Temmuz'un 1'inde zaten bu olay gerçekleşecek. Ardından yani herhangi bir şeyle oynamayacaksınız yani şeyle ilgili, zamanla ilgili. Buradan arkadaşlar işte asıl oynama burada yapılacak. Buradaki şu anki bütçe ayrımını 6.94'e çektiniz arkadaşlar. Real Madrid'in başlar başlamaz ki transfer bütçesi 120 milyon euro. Maaş bütçesini sıfırlarsanız tam olarak 120 milyon euro oluyor arkadaşlar. Bunu da aklınıza tutun. Buradaki 6.94'e gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan arkadaşlar ofise geliyoruz ve sözleşmeler kısmına geliyoruz. Sözleşmeler kısmından arkadaşlar iki tane futbolcumuza bütün maaş bütçesini bağlayacağız. Öncelikle buradan Arbeloa'ya arkadaşlar 1 milyon vereceğiz. Hemen sizin gözünüz önünde yapıyoruz arkadaşlar. Buradan düzensiz ilk 11 oyuncusunu yapıyoruz arkadaşlar ve sözleşmeyi uzatıyoruz. Ardından burada Mayoral var arkadaşlar. Mayoral için de aynısını yapıyoruz. Mayoral kardeşimize de buradan 1 milyon veriyoruz arkadaşlar. Ve bütün transfer bütçesini biz bu iki tane oyuncuya bağlamış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan hemen geri çıkıyorum. Geri çıktıktan sonra merkeze geliyoruz arkadaşlar ve kareye basıyoruz. Kareye bastıktan sonra burada öncelikle save'lerimizi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan sevileceğiz yani. Buraları çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Ben de izlerken hani birazcık karıştırıyordum başta. Kaçıncı izleyişimden sonra şu anda videoyu çekiyorum. O yüzden bu ikisi için arkadaşlar sevilemeyi unutmuyorsunuz. Ardından arkadaşlar üçüncüyü de hemen seviliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Burada eğer Xbox One kullanıcı iseniz A ve X'e, PlayStation 4 kullanıcı iseniz kare ve X'e basıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi mesela yaptım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bastım ve açıldı. Ardından burada görmüş olduğunuz teknik direktör ilk olanı seviyoruz arkadaşlar. Tamam dedik. Sevdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kare ve X'e basarak sevdik.
Ardın arkadaşlar o simüle ediyordu zaten. Oyuncu sakatlandı, güncellemesi falan filan. Daha herhangi bir teklifimiz gelmedi arkadaşlar. O yüzden birazcık daha simüle etmeye devam edeceğiz. Orada arkadaşlar dediğim gibi kare ve X'i aynı anda basmanız gerekiyor. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Transferlere bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Hemen şöyle bir temiz bir şekilde gösterelim arkadaşlar sizlere. Nerede abicim bunlar? Heh. Arbelo ve Mayoral arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ikisi de birer milyon teklifini aldılar ve şu anda kulübümüzden paralarını yiyorlar arkadaşlar. Bunların hepsi birer milyon aldıktan sonra arkadaşlar çıkıyoruz ama Sevlemeden çıkacağız. Bak burası çok önemli. Sevlemeden arkadaşlar buradan çıkıyoruz. İkisinin de parasını kabul ettiğinden emin olduktan sonra çıkın bu arada arkadaşlar. Herhangi bir sev yapmadan çıkıyoruz arkadaşlar ve tekrardan buraya geldikten sonra kariyere devam et diyorsunuz arkadaşlar. Kariyere devam et dedikten sonra zaten size en sonki duruma göre atacak. Şimdi kariyere devam ediyoruz. Hepinizi görmüş olduğu gibi orada maaş bütçesi düşmüştü arkadaşlar 200 bin lira vesaire ve iki oyuncumuza 1 milyona bizim için top koşturacaktı. Şu anda arkadaşlar tekrardan geldiğiniz zaman burada göreceksiniz ki arkadaşlar iki transfer şeyine geldiğiniz zaman 200 bin olanlık bütçe geliyor size arkadaşlar 2 milyona çıkıyor. Yani biz aslında şu anda oyunculara para vermemize rağmen biz oyuncuları bedava oynatmış gibi oluyoruz bu oyun açığı sayesinde. Ardından arkadaşlar burayı normal bir duruma getiriyorsunuz 93 milyon euroya ve X'e basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar biz bu yüksek bedelle sözleşme yenilediğimiz futbolcuları satacağız arkadaşlar. Daha doğrusu exchange yapacağız. Yani bir oyuncu ile takas yapacağız arkadaşlar. Buradan oyuncu araya basıyorsunuz. Oyuncu aradan arkadaşlar burada transfer listesine basıyoruz ve üçgene basıyoruz. Ardından aratıyor zaten arkadaşlar. Bu dayıya ilk önce teklifimizi yapacağız. Satın alma teklifini götür diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu dayıya arkadaşlar 1 milyon veriyorsunuz. Ardından burada bir tane oyuncu önerme size söyleyecek arkadaşlar. Buradan bu dayıya Mayoral'i öneriyoruz ve teklifi gönderiyoruz arkadaşlar bu kulübümüze. Ardından buradan arkadaşlar hemen defansa geleceksiniz. Defansa geldikten sonra arkadaşlar burada Barcelona'nın sağ beki Douglas var. Douglas'ın arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz. Satın alma teklifi götür diyoruz. 2 milyon euro vereceğiz. Artı Arbeloa'ya vereceğiz arkadaşlar. Arbeloa'ya neden veriyoruz arkadaşlar? Bunların biz hepinizin hatırlayacağı gibi 1 milyonu uzatmıştık. Ve kullandığımız Gadiş'e tekrardan paramızı geri almıştık. Şimdi bu ikisine teklifi götürdük arkadaşlar. Bu ikisine teklifi götürdükten sonra tekrardan dosyalarımızı kaydetmemiz gerekecek. Buradan hemen arkadaşlar kareye basıyorsunuz ve şuradan hemen dosyalarımızı kaydediyoruz. Bunlar çok önemli. Bu kayıt işlerini arkadaşlar tam sırasına göre yapın ki sizler de yararlanabilin. Ardından burada ikincisi için arkadaşlar kaydediyoruz. Ve şimdi arkadaşlar üçüncüsü için de kaydedeceğiz. Bu üçünü arkadaşlar yaptıktan sonra şu anlık neredeyse işimiz tamam diyebiliriz. Buradan ileriye basıyoruz arkadaşlar. Oyuncunun tekliflerini kabul etmelerini bekleyeceğiz. Kabul edildi görürse arkadaşlar Villarreal'de kabul etmiş. Oyuncular arkadaşlar ne istiyorsa verin. Yani burada ne istiyorsa gerçekten tamı tamına verin arkadaşlar. Bu dayıya zaten hemen kulübümüze katacağız. Ardından arkadaşlar bir kardeşimiz daha var. Bu Douglas'ı da kulübümüze katacağız arkadaşlar. Buradan ne istiyorsa verin, hatta fazlasını verin arkadaşlar. Yani fazla göz çıkarmaz demişler. Çünkü zaten biz onların parasını çoktan katlayacağız yani. Ardından arkadaşlar şimdi transferi buradan hemen ilerleteceğiz. İlerletiyoruz arkadaşlar simülasyonumuzu. Ve ikisi de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kabul etti. İki oyuncu zaten şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. İkisi de şu anda kabul etmiş durumda. İkisi de tekliflerini kabul et deyip onaylıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi teklifi kabul et ve onayla dedik. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olacağımız gibi transferlere geldiğimiz zaman tam olarak transfer bütçemizin arkadaşlar 220 milyon euro olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 110 milyondan 220 milyon euroya çıktık. Paramızı arkadaşlar iki katına katladık ve yaklaşık 10 dakikamızı bile almadan bu şekilde arkadaşlar takımımızın bütçesini iki katına katladık. Şimdi diyeceksiniz ki bana abi hani sınırsızdı? Evet çok da haklısınız ama sınırsız olay da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Biz şu anda iki oyuncuyla yaptık. Biz bunu aynı metodla yani her şeyi aynı şekilde 4 oyuncuyla yaparsak bu para 440 milyon olacak. Ardından 4 oyuncudan sonra 8 oyuncuyla yaparsak 800 milyona çıkacak. Yani her yaptığınız arkadaşlar 2 katına katlamanız gerekiyor. Biz şu anda 2 futbolcuyla yaptık. 220 milyon euroya çıktı. Aynısını
4 oyuncu ile yaparsanız 440 milyon euro olacak. 4 tane oyuncu ile yaptıktan sonra 8 ile yaparsanız 880 milyon euro olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde paranızı katlıyorsunuz. Ve gerçekten çok da kolay bir yöntem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz gereken paramızı katladık. Bu şekilde getirip arkadaşlar 203 milyon euronuzu kullanıp istediğiniz futbolcu olabilirsiniz. Ve buradan arkadaşlar bu olayların hepsini yaptıktan sonra sizlerden ricam lütfen ama lütfen hepsini tekrardan sevlemeyi unutmayalım. Buradan sevleyelim arkadaşlar ve sizler de görün. Cayır cayır 200 milyon euromuz arkadaşlar kulübe yattı. Hemen şöyle ikincisi için de kabul ediyoruz. Sevliyoruz pardon. Ardından Karayabasıp arkadaşlar tekrardan ilki için de sevliyoruz. Ve arkadaşlar neredeyse yaklaşık 10 dakikanın altında görmüş olduğunuz gibi paramızı katlamış olduk. Transferlere geldiğimiz zaman mali duruma bakıyoruz arkadaşlar. Maksimuma çektiğimiz zaman 220 milyon euro oluyor ama tabii ki de bize maaş bütçesi de lazım. Şu şekilde çektiğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde bize yetecektir. Ve 202 milyon euroyu arkadaşlar tertemiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 5 dakikanın altında neredeyse katladık. Bunu eğer eliniz alışırsa ve ben hani bunu anlatmadan yapsaydım çok daha kısa sürerdi arkadaşlar. Ne yaptığımızı hemen bir özetleyelim. Real Madrid kariyeri açtık. Oradan varsayılan kadroyu varsayılan yaptık ve para birimini avro yaptık. İlk gelen turnuvayı kabul etmedik. Ardından kulübümüzdeki Mayoral ve Arbeloa'nın sözleşmelerine bir dakika yanlış anlattım. Önceki kariyeri kullandık açtıktan sonra 3 tane save oluşturduk sizlerle kariyeri açar açmaz. Ardından Arbeloa ve Mayoral'e 1 milyonluk teklif gönderdik uzatmak için. 1 milyon teklifleri gönderdikten hemen sonra tekrar da 3'ü için save'ledik. 3'ü için save'ledikten sonra arkadaşlar o tam şuraya geldik, simülün yerine geldik. Kare ve X'e aynı anda bastık. Önümüze bir save yeri açıldı. Oradan sadece bir tanesi için arkadaşlar save'ledik. O da birinci save'di. Onun ardından arkadaşlar oyuncuları kabul etmişsini bekledik. Oyuncuları kabul ettikten sonra kaydet ve çık dedik. Paraları aldıktan sonra kaydet ve çık dedik. Sonra tekrardan devam et dedik. Bu şekilde paramız arkadaşlar geri gelmiş oldu. Bizim yapmış olduğumuz oyunun açığı ile. Ardından Barcelona'dan Douglas ve sol diye bir forvetle arkadaşlar Arbeloa ve Mayoral'i takas yaptık. Bu şekilde onlarda gelen parayı geri aldık ve paramızı ikiye katladık. Dediğim gibi tekrardan ikiye katlamak istiyorsanız bu aynı yöntemi 4 kere yapıp ikiye katlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Videonun sonunda size şunu söylemek istiyorum. Eğer antrenör kariyerinde her oyuncunun ratingini 90'dan yukarı yapmak nasıl yapılır videosunda istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Benim kişisel Instagram hesabımı normalde ben takipçilerle paylaşmıyorum. Dün bir takipçim istek yolladı. Yanlışlıkla kabul ettim. Engellemek de istemedim. Bu yüzden arkadaşlar yaklaşık bir 300-400 takipçiye kadar kendi kişisel Instagram'dan herkesi kabul edeceğim. Kendi kişisel Instagram'ın şu anda da şeyini videoda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Oradan takipçi isteği yollarsanız kabul edeceğim. Ve orada da arkadaşlar çılgın fikirlerim var. Dediğim gibi 300-400'e kadar herkesi takip edeceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.